globalleşmeye çalışan startupları? 2-3 tane yol var. Bir tanesi bizim programların ayrı başvuru sayfaları var. Oraya trafik çekiyoruz. Ama o hani normal bildiğin online marketing. Daha önemlisi ben yurt dışında bir sürü yerde eğitim veriyorum. Orada tanıştığım startuplar, danışmanlık yaptığım startuplar ya da mentor olduğum startuplar oluyor. Onları zaten globale çıkmak için desteklemeye çalışıyorum. Üçüncüsü de işte buradaki gibi bir sürü event var. Buradaki eventlere de biz katılarak genelde katıldığımız zaman da muhakkak bir eğitim veriyoruz. Ki hem startuplara bir değerimiz olsun hem de bizim ne yaptığımızı merak eden startuplara daha çabuk ulaşabilirim. Onun dışında hani çok online bir şeyim yok, presence'ım yok. Hani Twitter'da acayip yazıyorum ama orası girişimcilik dışında her şeyin dahil olduğu ya. Bir de daha hızlı çalışan metot, daha önce benim beraber çalıştığım girişimciler başka girişimcileri bize refer ediyorlar, bana refer ediyorlar. Onlarla çalışabiliyorum. En rahat şey oluyor. İlavi çuvallamaların var mı? Beni felaket. Bir en büyük çuvallama, ben hep teknoloji peşinde koşuyorum, onları anlatıyorum ama gittim ilk girişimlerimden bir tanesi Taksim'de kitapçı açtım ben. Tabii haliyle battık. Taksim'de kitapçı açtım. Güzel battık. Online değil gayet kitap satıyor. Yani olmadı. Bir çuvallama daha hani son uzun sürdü olan çuvallaması. Türkiye'de employer branding şirketi kurduk. Bir ortamla beraber. Bu işlerin çok çok iyi bilen bir ortamla. Fakat Türkiye'de kurumlar 100-200 bin tane başvuru alıyorlar her sene. Ve herkes her kuruma başvuruyor. Ortalama öğrencilere soruyorsun hangi bankaya çalışmak istemezsin diye. 10 tane sana söyler. Şu bankaya çalışmak istemem, bu bankaya çalışmak istemem, burası pahalı vesaire. Hangi bankada işe girmezsin diye sorsan söyler işte bu banka çok kötü, öbür bankada arkadaşım çalışıyor, çok az para veriyorlarmış diye. Tamam. Biz bütün dataları topladık. Kim nerede çalışmak istemiyor datasını topladık. Ama fark etmiyor. O banka iş ilanı açtığı zaman iş piyasası dar olduğu için her öğrenci istemese de o bankaya başvuruyor. Banka örneğinden veriyorum ama bütün kurumlar, tekstil, retail, kim varsa herkes herkese başvuruyor, her yere başvuruyor. Çünkü çok fazla global şirket yok Türkiye'de. Onlar da, olanlar da az sayıda insan var. Dolayısıyla employer branding kavramı Türkiye'deki şirketler için geçersiz bir kavram. Çok da fazla para vermiyor. O bilgi de onlar için çok değerli değilmiş. Biz bunu bir sene falan uğraşıp platformu build up edip satamadıktan sonra öğrendik. O yüzden ben kendi girişimcilerime hani teoride doğru hareketler ama pratikte bir uygulaması olmayabiliyor. O yüzden pratikte gerçek dünyayla direkt sonuç alarak, oradan validation alarak giderlerse daha az çuvallayacaklarını düşünüyorum. Yani de çuvallamalar, ben böyle olduğuna inanıyorum. Başlayayım dedikten sonra çuvallıyor insan. Ama o da değerli bir şey çünkü çuvallamadan bunu bilmiyorsun mesela. Duyuyorsun ama anlamıyorsun. Çuvallama şey diyorum ben, başka bir dili öğrenmek. Sen şimdi Fransızca bilmiyorsun. Çuvalladığın zaman kafana bir ispi vuruyor, bir anda Fransızca öğreniyorsun. Çünkü bir daha o hatayı yapmıyorsun. Bir daha çuvalıyorsun, tak kafaya bir denge geliyor. Bir anda İspanyolca konuşmaya başlıyorsun. Anlamadığın bir dili anlıyorsun çuvalladığın zaman. İstediği kadar herkes söylesin, mentorluk yapsın. Bazen girişimci bunun dikine gidiyor. Çoğu yerde haklı olabiliyor girişimci bunun dikine gitmesinde problem yok. Ama hani dilleri de öğrenmeye gayret etmekte fayda var. Abi peki fuck-up'larından çıkardığın dersler ne oldu yani? Bir, full time yapmayacaksan bir işi, yarım göt yapacaksan yapma. Benim Taksim'deki kitapçım yarım yaptığım bir işti. O yüzden ortakla anlaşamadık. Finansını takip edemedik. Yarım gönüllü yapacağın işlerden hayır gelmez. Hobi olarak yap gene ama ne vaktini çok ayır ne vaktini çok ayır. İki, validation olmadan doğruymuş gibi geliyor olabilir ama onu muhakkak dışarıdan birilerinden test et. Bu bizim hani artık son 5 senede 6 senede herkesin anladığı, herkesin anlamadığı ama herkesin duyduğu bir lean startup metodoloji uygulamakta fayda var. Az üret, az yarat, az build it.
çabuk test et, testlerinden öğren, tekrar build'e. Bütün product'ı bitirmene gerek yok test etmeden önce. Product'ın çok küçük bir kısmıyla bile esas değer teklifini test edebilirsin. O değer teklifini test etmeden, ondan öğrenmeden 2 sene falan bir şey develop edip markete girmeye çalışmanın anlamı yok, saçma demek. Batarsın direkt. Tabii ki Ar-Ge bazlı bir şey yapıyorsan, medikal teknoloji yapıyorsan olabilir hala, ama onun dışındaki hiçbir şey 2 sene develop etmeye değecek bir, kapalı bir şekilde 2 sene develop etmeye değmez. Çok çabuk, hızlı, basit bir ürün çıkartıp, minimum viable product dedikleri, onu çıkartıp, test edip, öğrenip, o iteration'ı yapmak lazım. Başka startuplardan gördüğüm çok yavaş gidiyorlar. O bir fuck up oluyor. Türkiye'de başlayıp çok uzun süre Türkiye'de debeleniyor olmak pazar, gittiğim pazara da alakalı tabii, ama çok doğru değil. Globale ne kadar çabuk çıkıp test ederlerse vakitlerini deyip bir şey deyip değmeyecek bir şey yapmadıklarını orada anlayabilirler. Globaldeki rekabeti işte Türkiye'den internete erişiyoruz, her şeyi online search ediyoruz, olmuyor. Orayla çok organik bağların olması lazım. Ben yani bugün bu ürünü Amerika'da test edeceğim, Amerika'ya gitmek istiyorum deyip 2 sene burada kalmak çok doğru değil. 3 ay sonra hemen gelip bir bakmak lazım ne oluyor, ne bitiyor. Ki belki de çoktan başka bir rekabet geldi, yaptı, senin haberin yok. Olmayabiliyor, biz bunu çok yaşadık. Başka startuplara çok büyük. Gecikmemeleri lazım. Abi peki genç girişimcilere, bu işe yeni başlayan insanlara 3 tane şey söylesen. Neler? Ne tavsiye edin? Bir, network'ünüzü çok geniş tutun. Şu an ilgilendiğiniz alanın dışındaki her şeyle de ilgilenmeye başlayın çok erken aşamada. Teknik tarafınız kuvvetliyse teknik biraz öğrenin. Ama hangi tarafınız kuvvetliyse onu zenginleştirmeniz, her şeyi öğrenmeye çalışmanızdan daha uzun vadede yararlı olacaktır. İki, muhakkak gidin, yapabiliyorsunuz, staj yapın, çalışın, gidin McDonald's'ta burger flip edin ama yurt dışı tecrübesi edin. Bunu ister liseden çıktıktan sonra 6 ay, 1 sene yurt dışında çalışarak yapın, isterseniz üniversitenin yazlarını yurt dışına geçirin. Ne yapın, ne yedin, yurt dışında bir tecrübe elde edin. Üçüncüsü de acayip okuyun. Okuyun, deli gibi okuyun. Her şeyi. Tarih de okuyun. Kültürle alakalı şeyler de okuyun. Science fiction de okuyun. Science fiction okumak acayip kafa açan bir şey. Okuma alışkanlığını kaybederseniz liseden sonra, üniversiteden sonra, üniversitede liseyken biraz daha fazla vakit olunca okuyor insan da, iş hayatına gelince biraz yavaşlıyor. Okuma alışkanlığını kaybederseniz sizden bir cacık olmayacağına emin olabilir. Yani senede 50 kitap okumuyorsanız there is a problem yani. Ve her şeyle alakalı okuyun. Audiobook dinleyin. Yabancı dilde okuyun, okuyabiliyorsunuz. Hatta yabancı dilde okuyun. Kendinize tabii ki okuyun ama fiction de okuyun, her şeyi okuyun. Okumak dışında kendinizi refresh tutabileceğiniz, beyni sıcak tutabileceğiniz çok fazla aktivite yok. Garantili kafayı açar. Okuyun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.